Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kaynak önerisi videosu ile sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz sınav sürecinizin önemli bir kısmı da çözdüğümüz kaynaklar, çözdüğümüz sorular ve bunların kalitesi oluşturuyor. Bu yüzden bugün Türkiye 6.sı Hüseyin'le beraber onu hangi kitapları kullanmış ve kullandığı kitapları kolay, orta, zor şeklinde sınıflandırarak size aktarmasını isteyeceğiz. Öncelikle çok tebrik ediyorum Hüseyin. Hoş geldin videoya. Hoş bulduk. Öncelikle bu videomuzun sponsoru Kunduz uygulaması arkadaşlar. Biliyorsunuz çözdüğümüz soruları aynı zamanda yanlış yaptıklarımızı değerlendirebilmemiz lazım ve bunları çözdürebilmemiz lazım. Kunduz uygulaması yanlış yaptığınız sorunun fotoğrafını çekip yollayabileceğiniz ve 10 dakika gibi bir süre içerisinde bir hoca tarafından çözümünün size ulaştırılabileceği bir uygulama. Bu uygulama yani 7/24 ulaşabiliyorsunuz ve online olduğu için aslında size bir hem hız katmış oluyor hem de kurumlara gidemediğimiz bu süreçte bir katkı sağlamış oluyor. Ayrıca hani anlamazsanız yani çözümü anlamazsanız ek yorum isteyebiliyorsunuz. Yani anlayana kadar aslında uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Ve bunun haricinde de Kunduz uygulamasından arkadaşlar özel ders alabiliyorsunuz. Hangi derslerden özel ders almak istediğinizi seçip online bir biçimde özel ders birebir alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar diğer kişiler tarafından sorulan, son 24 saatte sorulan sorular arasında en popüler olanlarını görebiliyorsunuz. Başka arkadaşlarınızın sorduğu soruları da çalışabiliyorsunuz. Bu da aslında size daha çok soru görme imkanı sağlıyor. Ve tekrar et kısmından da o konuya ait başka sorular görebiliyorsunuz. Kendi sorularınızı tekrar edebiliyorsunuz. Ve bu şekilde sınava hazırlık sürecinizde soruyla alakalı birçok kısımda ve derslerinizle alakalı kısımda Kunduz uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu arada bir kez kaydolduktan sonra arkadaşlar sınırsız bir biçimde soru sorabiliyorsunuz. Eğer daha fazla incelemek isterseniz aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Ayrıca indirim kodumuzu da kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim hangi kitaplardan soru çözmemiz lazım? Hangi kitaplar bize en çok katkı sağlar? Bunu da Hüseyin'den dinleyeceğiz. Şimdi biraz hızlı olacak Hüseyin ama Türkçe'de hangi kitapları kullanmıştın ve bunların seviyeleri nasıldı? Bize aktarabilir misin? Türkçe'den ben öncelikle dil bilgisi kısmını halletmek istemiştim. Bire yayınlarının B serisini kullandım. Bire yayınlarının B serisini bitirdikten sonra Türkçe dil bilgisinde sıkıntım yoktu ve hemen denemeleri çözmeye geçmiştim. Denemeden kastım bölüm denemesi mi? Evet, bölüm denemesi. Bu bölüm denemeleri arasında en beğendiğim bölüm denemeleri de Fides yayınları ve Hız ve Renk yayınları olmuştu. Gerçekten kaliteli soruları vardı. Bu denemeleri çözdükten sonra da sene sonuna doğru bir tekrar olsun diye Bilgi Sarmayı yayınlarının Türkçe TYT kaynağını çözmüştüm. Bu kaynakla da son tekrarımı yaparak sınava girdim. Peki Bilgi Sarmalı sence hangi seviyedeydi? Bilgi Sarmalı orta seviyede. Peki şunu da sormak istiyorum. Bölüm denemelerini ne sıklıkta çözüyordun? Aslında video hani kaynak önerisi videosu ama bunları ne sıklıkta çözdüğünü de aslında merak ediyoruz. Her gün bir tane şeklinde miydi ya da iki günde bir falan mıydı? Her gün bir deneme çözüyordum Türkçe'de. Her gün bir tane Türkçe bölüm denemesi çözüyordu. Peki Türkçe'den önermek istediğin 4 tane kaynak var. Onlar bu şekilde. Peki matematikten hangi kaynaklara bakmıştın? Matematikten de ilk önce konuyu öğrendikten sonra güzelce oturtmak için Bilgi Sarmalı yayınlarını öneriyorum. Çünkü içinde hem klasik sorular var hem yeni nesil sorular var ve sorular gerçekten öğretmeye yönelik sorular. Bilgi Sarmalı yayınlarını çözdükten sonra Karakök yayınlarına geçilebilir. Özellikle AYT'den. Çünkü AYT'de zaten yeni nesil sorular pek olmuyor. Bundan dolayı da Karakök yayınları AYT için ideal bir kaynak. En sonunda hem TYT hem AYT'den orijinal yayınlarına geçebilirler. Orijinal yayınları hem kolay hem orta hem zor seviyede soruları içeriyor. Zor soruları birazcık üst düzey olsa da gerçekten öğrenciyi geliştiren sorular. Sen çözmüştün yani ben hepsini. Çözüm. Peki bahsettiğin ilk iki kitap kolay, orta, zor şeklinde söyleyebilir misin? Tabii ki. Bilgi Sarmayı yayınları orta seviye bir yayın. Karakök yayınları da orta ve orta zor arası soruları içeriyor. Bu arada arkadaşlar bunu sormamızın ve videoda belirtmemizin amacı da aslında şu. Her kaynak herkese uygun olmuyor. Tabii. Hani eğer biraz daha eksikseniz, netleriniz biraz daha düşükse arttırmak istiyorsanız basit kaynakla başlamanız, yükseltmek için orta bir kaynak, ilerlemek için zor kaynak olarak nitelendirebileceklerimize bakmanız tabii ki daha faydalı oluyor bizler için. Peki onda var mıydı bölüm denemesi? Çözdün. Matematikten evet. Bilgi Sarmayı yayınlarının ve Karakök yayınlarının DM'lerini çözmüştüm. Karakök dediğimiz gibi yeni nesil değil de klasik sorular içeriyor ama bu da güzel bir temel oluşturuyor öğrencide. Bilgi Sarmayı da ağırlıklı olarak DM'ler özellikle yeni nesil sorular içeriyor. Bu da öğrenciyi sınava hazırlıyor. O yüzden önce Karakök yayınlarının DM'lerini ardından Bilgi Sarmayı yayınlarının DM'leri çözmenizi öneririm. Peki matematik bu şekildeydi. Geometride hangi kitapları kullandın? Geometride Full ve Karakök yayınlarını kullanmıştım. Karakök Full'den daha zor bir kaynak ama Karakök yeni nesil değil de klasik sorular içeriyor. Geometride de önce sorunun ne sorduğunu anlamamız lazım. Bunun için yani soruyu nasıl çözeceğimizi bilmemiz lazım. Bunun için de önce Karakök'ten başlamıştım. Çünkü soruyu bir yeni nesil soru tipi ardında gizlemek yerine önce bir sorunun nasıl çözüleceğini öğretiyordu. Onun ardından da Full yayınlarını çözerek yeni nesil geometri sorularına alıştım. Burada da o iki kaynak var.
Sanırım senin daha çok bölüm denemesi kısmına odaklandığın şeyler var, öyle tabii, mi? Tabii ki. Ben yani genel anlamda ikişer üçer kaynak çözüp bölüm denemelerine geçtin. Peki gelelim fizik, kimya, biyolojiye. Fizikte hangi kitabı kullanmıştın, hangi kitapları kullandın? Aslında 4 tane soru bankasından takip etmiştim. Arkadaşlar tavsiyem önce Palme ile başlayabilirler. Çünkü konuyu çalıştıktan sonra Palme yayınlarını çözerlerse, Palme yayınları çok kolay bir kaynak. Konuyu hızlıca bir tekrar etmiş olurlar. Ardından Kafe Dengi yayınlarına geçebilirler. Kafe Dengi Palme'den biraz daha zor. Ama yine kolay seviyede bir kaynak. Kolayın birazcık üstü gibi. Kafa Dengi ile de öğretilmek isteyenini öğrenebilirler. Çünkü Kafa Dengi öğretmeye yönelik bir kaynak. Onun ardından Bilgi Sarmağı'na geçebilirler. Bilgi Sarmağı'nın yalnız şöyle bir yanı var. Ortanın birazcık üstünde ve ağırlıklı olarak yeni nesil soruları içeren bir kaynak. En son olarak da Çap'a geçebilirler. Çap'ta da hem kolay hem orta hem zor seviyeli sorular olduğundan dolayı son bir tekrar için iyi olabilir öğrencilere. Anladım. Açıkçası buradan senin çalışma taktiğinle biraz aslında ulaşabiliyoruz. Hani en basitinden öğrenmeye yönelik olanlar, sonra yeni nesneye yönelik olanlar, bir de sonra tekrar anlamda kullandıkları. Tabii. Peki fizik bu şekildeydi. Fizikten kaynakların biraz daha fazlaymış. Kimya nasıldı? Kimyadan gelen çözdün. Kimya için önerebileceğim kaynaklar. Öncelikle Palme'yi önerebilirim. Palme basit bir kaynak. Yine hızlı bir tekrar olur konuyu çalıştıktan sonra çözerseniz. Ardından Bilgi Sarmağı'na geçip konuyu yine iyice temellendirebilirsiniz, iyice öğrenebilirsiniz. Ardından da sınavdaki zor soruları da görmek için Orbital yayınlarına geçebilirsiniz. Orbital zorla orta arasında bir kaynak. Hı hı. Bunların hepsi soru bankası değil mi? Tabii ki. Peki biyolojide hangi kaynakları kullandın? İlk önce biyotiği çözdüm. Biyolitik gerçekten öğretmeye yönelik bir kaynak ve gerçekten çok güzel, çok doğru soruları var içinde. Biyotiği çözdükten sonra arkadaşlara tavsiyem Palme yayınlarına geçebilirler. Palme zaten biyolojide adını duyurmuş bir kaynak. En son olarak da Limit yayınlarına geçebilirler. Limit yayınları yeni nesil soruları çok güzel, çok yakın sorular içeriyor. Hı hı. Açıkçası şeyle kıyaslaman da güzel. Sonuçta 2020 YKS'de çok iyi bir sıralama yaptın. Hani onların da çoğunu neredeyse fulledin. Onlarla yorumlaman da güzel. Biyolojide o zaman bu üç kaynağı öneriyorsun. Evet. Peki şimdi Türkçe, matematik, fen kısımları bu şekildeydi. Sosyale nasıl bir çalışma stilin vardı? Önce bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü kaynak önerilerinde buna göre olacaktır. Ben mesela atıyorum konu özetleri ağırlıklı gidiyordum. Konu özetleri artı soru artı bölüm denemesine direkt geçiyordum. Senin çalışma stilin o noktada nasıldı ve hangi kaynakları kullanmıştın? Benim de yine benzer bir çalışma stilim vardı. Öncelikle bölüm denemesini yapıyor. Ardından bir ya da iki soru bankası çözüyordum. Derse göre değişiyor tabii ki bu. Ardından da bölüm denemeleriyle öğrendiklerimi durmadan pekiştiriyordum. Peki tarihle başlayalım mesela. Tarihte hangi kitapları kullanmıştın? Tarihte öncelikle DIF yayınlarından konu anlatımı çalışmıştım. DIF'ten sonra tarihte direkt denemelere geçtim ve öncelikle Karakök denemelerine başladım. Çünkü Karakök özellikle bilgi soruları içeriyor, yorum sorularından farklı olarak. Böylece burada bilgi eksiğimi kapattıktan sonra hemen normal denemelere geçtim. Böylece hem yorum sorularını hem bilgi sorularını çözebiliyordum bir denemede. Yorum denemeleri olarak da Bilgi Sarmağı ve Hız ve Rengi önerebilirim. Peki tarihten bölüm denemesi derken böyle 5 soru mu çözüyordun yoksa sosyal bölüm denemesi gibi 20 soru mu çözüyordun? 5 soru çözüyordum. Tarih denemesi çözüyordum. Ama o da günde bir taneden ziyade soru sayısı az olduğu için yarım saat içinde ne kadar çözebilirsem günde ortalama 5-6 deneme oluyordu. He, o şekilde çözüyordun. Peki sonrasında tarihle alakalı bir şey yaptın mı? Sonrasında aslında yapmadım. Sadece deneme çözmeye devam ettim. Bol bol deneme çözdüm. Bol bol soru gördüm. Zaten tarihte de önemli olan şey olabildiğince çok soru görmek. Evet. Peki coğrafyada neler yaptın? Öncelikle ben konu çalıştım. DIF yayınlarını konu anlatımı olarak öneririm. Çok güzel anlatmışlar. Konu çalıştıktan sonra iki tane kaynak çözdüm. Ama şöyle yapıyordum. Bir konuyu çalışıp iki kaynaktan sorusunu çözüyordum. Diğer konuya geçip iki kaynaktan sorusunu çözüyordum. Böylece konu iyice oturmuştu ve coğrafyadan hiç eksiğim kalmamıştı. Bu iki kaynak için de Hız ve Renk ve Bilgi Sarmağı'nı önerebilirim. Gerçekten çok güzel kaynaklar. Bunlar soru bankası değil mi? Evet, soru bankası. Ardından da yine tarihte yaptığım gibi durmadan deneme çözmeye geçmiştim. Peki şunu soracaktım aslında. Sosyale sen hangi aralıkta çalışmıştın? Yani son 3 aylarda mı bakmıştın, son aylarda mı bakmıştın yoksa sene içerisinde düzenli miydi? Şöyle, sosyalde ben coğrafyaya 11. sınıfın yazında baktım. Ana bitirme kısmım orada oldu ama sene içinde durmadan okuyordum coğrafyayı. Bilgileri taze tutmak için. Tarihe de yarı yıl tatilinde başladım tarih çalışmaya. Onu da yine sene içinde durmadan okuyarak bilgilerimi taze tutuyordum. Anladım. Peki felsefeden ve din kültüründen soru bankası çözdün mü? Din kültüründen çözmedim ancak felsefeden çözdüm.
Felsefeden de Limit yayınlarını önerebilirim. Orta seviye güzel bir kaynak. Aslında felsefe ve din üzerine çalışmam özellikle deneme çözmek üzerindeydi. Ne kadar çok soru görsek o kadar iyi yapıyordum yani. Zaten felsefede de böyle bir yaklaşık 20 tane felsefe denemesinden sonra artık felsefede yanlışınız çıkmamaya başlıyor. Çünkü birbirini tekrar etmeye başlıyor sorular. O yüzden ağırlıklı olarak deneme çözmenizi tavsiye ederim. O zaman sosyali de bu şekilde hallettin. Peki videoyu bitirmeden önce önermek istediğin böyle genel deneme var mıydı? Arkadaşlar Krallar Karması ve Hız ve Renk yayınlarının genel denemelerini öneririm. Hız ve Renk yayınları kolaydan zora doğru sorduğundan dolayı bir deneme stili oluşturabilirsiniz orada kendinize. Krallar Karması da ÖSYM'ye çok yakın sorular soruyor. O da çok güzel bir pratik olur sınava girmeden önce. Peki bir de şunu sorayım. Bu denemeleri hangi aralıklarla çözmeleri önerirsin? Yani mesela sınava 6-7 ay varken böyle haftada bir tane mi çözsünler? Daha nadir mi, daha sık mı? Yani aslında ben sene başından beri haftada bir TYT, bir AYT denemesi çözmeye çalıştım. Zaman ilerledikçe de bunların sayısı genel olarak arttı. Bazı günler 4 deneme çözdüğüm oluyordu. Bazı günler 1'e indirdiğim oluyordu. O günkü psikolojime ve o günkü yoğunluğuma göre değişiyordu deneme sayısı. O zaman bu zamanlar haftada gene 3-4 tane deneme çözüyordun. Öyle mi? 2-3 desek de. 2-3 tane deneme çözüyordun haftada. Peki videoyu bitirmeden önce arkadaşlara tavsiye etmek istediğin bir şeyler var mı? Şimdi arkadaşlara en büyük tavsiyem DM'leri çözdükten sonra hangi konudan yanlışınız çıktıysa, tabii ki dikkat hatası değil de bilgi eksikliği olarak yanlışınız çıktıysa o konuyu bir kağıda yazın. İlerleyen DM'lerde o konudan tekrardan yanlışınız çıktığında bir artı atın. 5 artıya ulaştığında da o konunun konu anlatımını ve soru bankasını tekrardan çalışıp bir pekiştirin. Bundan sonra bir daha yanlışınız çıkmaz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Yani bize çok güzel kaynaklardan bahsettin. Aynı zamanda hani onlara bakış açın, onları çözme rutinin, bunları da aslında biraz öğrenmiş olduk ki arkadaşlarımız bunu da çok merak ediyorlar. Çünkü hani işin sonunda hepimiz çok fazla soru çözeceğiz. Ama bunu nasıl yapacağımız da çok önemli. Hangi kitaplarla yapacağımız gene çok önemli. O yüzden harika oldu açıkçası. Bu arada son tavsiyene de çok teşekkür ediyorum. Ben de benzer bir şey yapıyordum aslında. Hatta ben genel konu listeleri çıkartmıştım. Ben de çizgi atıyordum yanlarına. Ve biriktikçe o konulara bakmaya çalışıyordum. Bu da eksikleri kapatmak açısından çok kıymetli. Bu arada arkadaşlar video umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer beğendiyseniz birkaç derece arkadaşımızla daha bu tarz videolar hazırlayabiliriz. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Bu arada tekrardan teşekkürler Hüseyin. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.